Merhaba arkadaşlar. Evet, her gün bir konuyu işliyoruz. Pazartesi başlayarak normalde sabah 10'da yapıyoruz bu çalışmayı ama bazen gecikmeler oluyor. Birçok kişi de kayıttan izliyor zaten. Evet, canlı olması o kadar önemli değil. Önemli olan burada bir kaydın bulunması. Bugünkü konumuz cesaret. Yani en önemli konulardan bir tanesi. Sürekli derslerinde şunu söylüyordum: adım at. Bak, adım at. Adım senin atmış tek beklentisi Allah'ın senden bir adım atmanı. Kur'an'da buna bile ayet yazmış. Yani burada bile demiş ki bana bir adım gelene ben 10 adım gelirim demiş. Demek ki senin adım atmanı istiyor. Senin durağan bir göl olmanı istemiyor Allah. Hani cesaret için. Hatta gene cesaret için sana gene bir ayet daha söylemiş. Demiş ki siz günah işleyip de tövbe eden kullardan olun. Hiç günah işlememiş toplumlar olsaydı biz onları helak eder ve yerine günah işleyip de tövbe eden kullar yaratırdık. Burada adım atman için uğraşıyor. Yani sana diyor ki adım atarsan ben de sana adım atarım. Yani sen bana gelirsen ben de sana 10 adım gelirim. Bunun için bizim ihtiyacımız olan tek şey var, cesaret yani. Cesaretimiz yok. Korkak bir toplumda korkak insanlar yetiştiriyoruz. Yani siz öyle işte çok cesaretliyiz, çok şeyiz filan, adım atmayı, kendini geliştirmeyi, bulunduğu alanı bırakmaktan korkan milyonlarca insan vardır hani. Biz güvenli bir alanda yaşamak istiyoruz. Yani mesela eskiden şey vardı. Yani devlete kapağı attığın zaman garantidesin. Bu korkakların işidir. Yani devlete gir, aylık düzenli maaş al. Bu korkakların işidir. Cesaretli insanların işi yenilikçi, fabrika kuran, yeni işler yapan, yeni tasarımlar, yeni deneyimler yapan insanlardır. Bir Japon İşte gelişim kitabında şey var, bir hikaye vardı. Hikaye şöyle: firmada çalışan bir adam deneylerinde bir hata yapıyor ve 80 bin dolarlık ya da işte 80 milyon dolarlık bir zarar yaptırıyor şirkete hani. Ve tabii çok korkuyor, diyor ki eyvah diyor, yani bu kadar zarar yaptırdım, kimya mühendisi. Beni herhalde işten atarlar diyor. Ve işte hemen patron çağırıyor diyorlar. Gidiyor patron, diyor gel bakalım hani otur. Hani yok diyor, ayakta durayım falan. Ya otur diyor, bir çay kahve içer misin? Yok efendim, nasıl olsa kovulacağını göze almış. Ondan sonra bunu nasıl yaparsın sen diyor. Yani efendim diyor, bilmeden diyor, deneyimlerin içinde deneyim yaparken diyor böyle bir şey oldu falan. Ama diyor hani bayağı bizi zarara uğrattı diyor. Haklısınız efendim, kovulmayı göze alıyorum. Yapacağım bir şey yok. Bu kadar şirketi zarara uğrattım falan. Ne kovması ya diyor. Git diyor, maaşına diyor 3 kat zam yapıyorum diyor. Senin gibi diyor böyle cesaretli adamlar olmasa diyor bu şirkette yenilik yapan kimse olmaz diyor. Bu şirkette diyor bu 80 milyon doları batırmayı göze alan, sen bana gelip söyleseydin diyor, ben diyor sana yapma derdim. Yap atarsak derdim. Ama bizim bu kadar diyor büyümemiz hep senin gibi insanların cesaretinden diyor. Bugüne kadar çalıştığım şirketlerin hepsinde bu tip çalışmalar vardır. Yani bir gün Migros'un satın almasıyla bir sözleşmeye girdim. Gittim dedim emaye satıyorum. Dedi emaye Migros'larda satılmıyor artık dedi. Bu 1994 tarihi, yani Haziran'ın 14'ü, Temmuz'un 14'ünde yapılan bir konuşma.
Dedim bir deneseniz falan. Bütün malı iade ederim dedi. Tamam edebilirsiniz dedim. Ne kadar yazalım dedi. 1.000, 2.000, 10.000 yazın dedim. Bak dedi hepsini iade ederim ha dedi. Bu konuşmada ne şirketin haberi vardır, ne de karşıdaki adamın buna inancı vardır yani. Olur dedim. Tamam sen bilirsin dedi. Yazıyorum 10.000 sipariş dedi. Ve fabrikaya gittim dedim Migros'tan 10 bin tane sipariş aldım dedim. O fabrika uçtu 10 bin sipariş falan. Hani Migros 1.000, 2.000'i zor satar. Ben 10 bin yazdırdım. Evet 9.250 tane sattık. Ertesi ay Migros beni alelacele çağırıyor. Diyor ki lütfen sizinle bir toplantı yapmak istiyoruz. Bu bir cesarettir. Firma sahibinin haberi yoktur. Migros'ta bu malın satılıp satılmayacağından benim de haberim yoktur. Ama bu cesareti ele aldıktan sonra Migros'lar, Metrolar, Carrefour'lar hepsi benden randevu almaya başladı. Yani demek ki bir bildiği vardır diye. Yani İnsan cesur değilsen samimi olamazsın. Cesur değilsen asla kimseyi sevemezsin. Cesur değilsen o insana güvenilmez. Cesur, korkak insanla yola çıkılmaz arkadaşlar. Ve cesur değilsen hakikati arama yoluna asla ve asla çıkamazsın. Böyle hani lay lay lom, onu dinledim, bunu dinledim, işte şu eğitime gittim, nefes eğitimi aldım, reiki aldım, onu aldım, bunu aldım. Korkaksın. Olduğun yerde duruyorsun, adım atmıyorsun. Yani ama şu da bir gerçek yani. Çocukluğumuzdan beri korkarak büyütüldük. Mesela öcülerden korkutulduk. Öcü diye bir şey yoktu. Öcüler Fransızların çocuklarını eğitmek için kullandıkları kahvelerdeki yani böyle korkunç görünümlü kirli suratlı kirli elbiseli insanlardı. Ama Osmanlı zamanında bu öcü bizim toplumumuza da girdi. Böyle öcü geliyor falan. Yani hep böyle bunu niye vururlardı? Niye öyle derlerdi? Bunu yapan anne ve anneannelerimiz de bilmiyordu. Bilmiyordu. Yani böyle korkutarak çocuklarımızı büyütmeye hani gayret ettiler. Burada şuna dikkat etmek lazım. Güvenceli alanda yani kendini güvencede hissettiğiniz bir alanda ilerleme sağlayamazsınız. Yani her gün aynı güvencede yaşıyorsanız mümkün değil sizin hakikate ulaşmanız. Her gün namaz kılın, her gün oruç tutun, her gün dua edin. Ama durgun suysanız bir müddet sonra siz de kokmaya başlarsınız. Akarsu olmak zorundasınız. Akacaksınız ki hakikate varasınız. Akabilmeniz için dağları, denizleri, dereleri, ovaları, kayaları, taşları bunları geçmeniz gerekiyor. Yani cesaret herkeste olan bir şey değildir. Ama korkaklık herkeste olan bir şeydir. Cesareti olan adamda da korkaklık vardır. Yani cesareti olan adam korkmuyor mudur? Korkuyordur ama o bir noktaya kadar gelmiştir. Artık o kişi ölmeyi ya da işte bile belirsizliği göze almıştır. Richard Bach'ın en önemli kitaplarından bir tanesi Martı'dır. Ama okumanız gereken ikinci kitabı diyelim Mavi Tüy. Mavi Tüy'ün arkasında bir hikaye vardır. Nehirde yaşayan bir şehir halkı vardır. Bunlar oradaki otlara tutunarak yaşarlar. Bu hep nehir akışına direnerek yaşayan bir topluluk vardır. Onlar orada tutunarak işe giderler, tutunarak düğünlerini yaparlar, tutunarak evlenirler. Herkes o nehrin altındaki bir yosuna, bir otağa, bir şeye tutunarak yaşarlar. Hayatları orada geçer. Fakat bir tanesi der ki artık ben tutunmak istemiyorum. İşte bu tutunduğumuz
dini bilgiler, toplumsal bilgiler, ahlaksal bilgiler, hukuksal bilgiler vesaire. Hani ben artık tutunmak istemiyorum, özgür olmak istiyorum. Büyükler der ki saçmalama, biz hayatımız boyunca tutunarak yaşadık. Senin dedelerin dedeleri de tutundu. Yani bırakma, bırakırsan ölürsün. Ya, yok der hani ben artık tutunarak yaşamak istemiyorum yani. Herkes uğraşır, annesi, babası, büyükler falan ama adam dinlemez. Yani der ki bırakacağım ve eline o tutunduğu otlardan, işte tutunduğu yosunlardan bırakır bırakmaz akışa doğru giderken birden bir taşa çarpar, oradaki bir kayaya çarpar, hemen oradaki bir ota tutunur. Ya der, büyükler haklı herhalde. Hani çok tehlikeli. Tutunmayı bırakmamalıyım, tutunmalıyım. Ve tutunma devam ederken gene bir gün artık der ki yani kaya da çarpsa, taş da çarpsa ölsem de tutunmayı bırakacağım der. Ve elini bırakır tekrar tutunmaktan ve birdenbire su alır onu yukarıya doğru taşır. İlk defa yukarıdaki yeşillikleri görür, dışarıdaki mavi gökyüzünü görür, güneşi görür. Ve işte biz buna cennet diyoruz yani. Bir anda o yükselişi yaşayıp orayı görünce çok mutlu olur. Ve artık tutunmadan nehrin akışında devam ederken, her yeri izlerken, her şeyi izleyerek o nehirde akışa devam ederken tutunarak yaşayan nehir halkı aşağıdan bağırır. Peygamber! Bakın peygamber, peygamber. İşte artık bizi kurtuluşa götürecek peygamberimiz geldi. İşte böyle mavi tüyü okursanız hani sizi de cesaretli adım atma. Hazreti Muhammed cesareti, her türlü cesareti, ölüm, işte tehditler, işte taşlanmalar, her şeyi göze alarak bu yola girmiştir. Yani hiçbir şey yapmamıştır. Hiçbir şey, ne bir uzay, ne bir yeni bir bilim, ne bir yeni bir araç, otomobil, telefon, bir şey üretmemiştir. O sadece cesaretlidir. Yani o bize suyun üstünde kalmayı öğretmiştir. O akışta kalmayı, teslim olmayı öğretmiştir. Yani Hazreti Muhammed'in bize verdiği şey özgürlüktür. Özünüzü bulmanız için bu kadar mücadele vermiş gitmiştir. Ve onun üzerinden yapılan hani işte Hazreti Muhammed şöyledir, böyledir, şudur, budur. Aslında o toplumu izleyip tutunduklarını bırakmayı herkese aktarmaya gayret etmiştir. Siz en büyük korkunuz nedir? En büyük korkunuz ölüm korkusu. Ölmeden önce ölünüz diye tasavvufta bir bilgi vardır. Biliyor musun? Biliyorsun. Nasıl olacağını biliyor musun? Onu bilmiyorsun. Ölmeden önce ölmeyi öğrenmek için ne yapacaksın? Bir mürşide ya da bir rehbere diyeceksin ki beni öldür. Yani sen ölmeden önce ölmedikçe ölüm korkunu yenemezsin. Hani ölüm korkun oldukça öldükten sonra nereye gideceğini bilemezsin. Gittiğin yerde cennete gideceğim, cehenneme gideceğim gibi ilkokul bilgileriyle bu hayatını sürdürürsün. Topraktan gelir, toprağa geri dönersin. Ama Hakk'a dönmen bu korkuyla, bu cesaretsizlikle, yani bu kendini almış olduğun hapishanenin içinde mümkün değildir. Yani işte hocam sen nereden biliyorsun ki yani işte Peygamber Efendimiz'in şefaati var. İşte Allah zaten hani bizi yakar mı, öldürür mü, yok eder mi falan. Yani bir sürü kendine avutacak o kadar çok kelime bulursun ki hani mutlaka bu alemde dünya hayatına ölmek zorundasın. Ölüm korkunu yenmen için. Şimdi bu yola girerken 1991'de
Çok mutsuzdum ve karar vermek zorundaydım. Ya intihar edecektim ya da ortadan kaybolacaktım. Yani gittim eşime dedim yani işte ya intihar edeceğim ya da dedim hani her şeyi bırakıp gideceğim. İnşallah ölürsün dedi hani. Yani inşallah ölürsünü duyunca dedim ki o zaman dedim intihar etmenin bir anlamı yok. Herkes için ortadan kaybolduğunda artık ölmüş sayılırsın yani hani. Ve ertesi gün bir gün evvel çok zenginken ertesi gün hemen yurt dışına gittim ve orada işte yaşamaya başladım. Hiçbir şeyim yok, para yok, mal yok, mülk yok. Yani orada bir hayat sürdürmeye çalıştım. Gerçekten 92 yılıydı bu. Sonra geri döndüm. İşte 94'te Türkiye'de gene büyük şirketlerde çalıştım falan. Çok büyük gene paralar kazandım. 2002 yılında yabancı bir şirkette çalışıyorum gene koordinatör olarak. Marketler koordinatörüydüm. Genel koordinatör geldi dedi ki ya dedi üstad seni de dedi ehlileştirdik ya dedi. Yani ne diyor? Seni de rahata alıştırdık. Çünkü iki tane araba var, sekreterim var ve ayda 4 gün 5 yıldızlı otelde toplantılar yapıyorum. İstediğim saat gidiyorum, git istediğim saat gel şirkete gitmiyorum. Herkesten fazla maaş alıyorum. Ertesi gün işi bıraktım. Gerçekten o rahata alışmıştım. Yani 1,5 seneyi geçmişti. Yani 2. seneye yaklaşmıştı. İşi bırakıyorum dediğimde hemen dediler ki çalışan 18 işçi vardı yanımda. 16'da diğer bölge müdürlükleri vardı. Dediler üstad sen başka bir yerde iş teklifi mi aldın? Yo dedim. Nasıl bırakıyorsun işi yani? Seni mi kovuyorlar? Hayır dedim. Gitme diye böyle uğraşıp duruyorlar dedim. Niye bırakıyorsun? Dedim siz anlamazsınız. Ben dedim rahata alışmışım. Şu an dedim ehlileşmişim. Şu an bu boynuma tasma takılmış. Kapı köpeği olmaya başlamışım. Demek ki dedim ben ormanda yaşayan güçlü cesur bir kurt olmak zorundayken birdenbire önümde yemek, kafam boynumda maaş tasması. Ben dedim emir eri dünya hayatına gömülmüş gitmişim. 10 yıl geçti aradan tam böyle o tekrar o cesareti ve tekrar gittim Londra'ya yerleştim. Neden Türkiye'de kalmıyorum biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de kaldığımda burada bulaşıkçılık yapmak, burada bir şey yapmak hani şimdi burada siz toplum tarafından hemen böyle ay şu hale bak yani garson mu hani koordinatördü falan yani. Ama bir yurt dışına gittiğiniz zaman siz orada çöpçü olsanız bile aynı değeri sahipsiniz. Yolu süpürün hiç fark etmez. Yani herhangi bir medeni ülkeye gittiğiniz zaman çöpçüyle herhangi bir şirket sahibi aynı barda kafesini içebilir. Yani aynı kafede çayını içebilir. Aynı restoranda yemek yiyebilir. Yani bizim toplumumuz böyle o şey değildir. Senin statüne bakar yani hani benim oğlum genel müdür yani bunlara bakar yani hani işte insanlar okuduğu kitapla seyrettiği dizilerle hani entelektüel bilgilerle değil bindiği arabayla giydiği kıyafetlerle bunlarla saygı görmeye çalışırlar yani o yüzden Türkiye'de ilerlemek çok zordur. Yani ya bırakırsanız yurt dışına gidersiniz. İşte mesela sık sık yurt dışına aşrama gidiyordum. Buranın adı da aşram. 3000 metrekare. Dün İsmail Hoca buradaydı. Bütün arkadaşlarını hep beraber toplanmış gelmişler. Hep beraber burada bir gözleme partisi yaptık. Buradaki eğitim alan arkadaşlarımız da dün buradan yolculuk yaptık. Hepsini gönderdik. Buraya geldiklerinde bir sürü korkuları vardı. Karanlık korkuları vardı, yükseklik korkuları vardı, gelecek kaygı ve korkuları vardı. Giderlerken hepsi de hocam bomboşuz. İçimizde hiçbir şey yok. Dedim format attım arkadaşım. Yani bundan sonra üstüne ne yükleyeceksen sen
Gittiğin yerde yine korku yükleyeceksen, gittiğin yerde gene toplumsal bilgileri yükleyeceksen, yani bu bilgisayara ne yükleyeceksen artık sana ait. Yani ben yüklersem bulunduğun alanda duramazsın. Yani senin ne çocuğun vardır, ne oğlun, ne annen, ne baban, hiçbir şeyin kalmaz. O yüzden sen kendini yükle. Bundan sonra nasıl biri olmak istiyorsan öyle devam et diye hepsini de gönderdim. Korkak insanın en önemli özelliği bulaşıcıdır. Yani korku bulaşıcıdır. Mesela annen ve baban hayatta hep korkarak büyüdüyse, aç kalmışken, maddi sıkıntılarla büyümüşse, işte fakirlikle büyümüşse sürekli sana şunu söyler. Aman evladım, işine sahip çık. Aman müdürünle iyi geçiş. Aman işte hadi bir devlet. Mesela korkak insanların yaptığı en önemli şey nedir biliyor musunuz? Devlet dairesine ya da belediyeye, oraya buraya girmek için mücadele ederler. Yani işte 20 kişinin alınacağı yere 20 bin kişi müracaat eder. 20 bin korkak insandır. Neden? Oraya gireyim, bir an evvel tasmayı da boynuma bağlasınlar ve ben yani hayatta böyle devam etmek istiyorum. Yani aylık bir maaşım gelsin. Korkak insanlarda en önemli, hani bu konumuz cesaret olduğu için, korkak insanlardaki en önemli şey nedir biliyor musunuz? Bir işe girinceye kadar abicim abicim ne olur abi işte ne iş olsa yaparım abi. İşe girdikten sonra hayatta çalışmazlar. Gidin devlet dairelerine yüzünüze bakmazlar. Niye? Maaş garanti. Patron onu kovamaz. Yani sen orada sinir olursun, beklersin. O adam oraya girinceye kadar böyle uğraşmıştır, adam sokmuştur, bilmem ne yapmıştır, işte partiden adam bulmuştur, bilmem. Oraya girdikten sonra asla Allah'a hizmet, halka hizmet, hakka hizmet unut gitsin. Yani öyle bir şey mümkün değildir. Sen geçersin bir kenarda saatlerce beklersin. O lak lak eder, çayını içer. O, çünkü artık garanti ya, yani o garantisini sağladığı andan itibaren dünyasal garantisini, artık onun korkusu, o dünyasal korkusu kalmamıştır. O kişide zaten Allah korkusu hiçbir zaman yoktur. Akıl ve mantıkla devam eden insanlarda cesaret yoktur. Her şeyi planlı ve programlı yapar. Halbuki bilgeler güvencesizliktedir. Hani bir yere gittiğinizde hani oradaki işler planlı programlı hani değilse, en planlı programlı dünyada Japonya, Güney Kore, Avrupa ülkeleri planlı programdır. Planlı programdan bir şaşsalar ne yapacaklarını şaşırırlar yani. Ama bizim gibi ülkeler, yani geri kalmış ülkelerde plan program yoktur. Son anda karar verilir. Son anda hadi şunu yapalım yani. Hadi bakalım, hadi kalkalım bu işi yapalım falan yani. Bir yıllık plan diye hiçbir şey yoktur bizim gibi ülkelerde. Yani. Ve cesaretli insanlarda yanlış yaparım ya da doğru yaparım, bundan eminim doğru diye bir şey yoktur. Yapmış olduğumuz çalışmalarda bugüne kadar çalıştığımız şirketlere sürekli bir yenilikler getirmişizdir. 2014 yılında bir fabrikaya gittim. Bu emaye kupalar var böyle, işte eskiden Çin'den geliyordu, yurt dışından geliyordu falan. Dedim ben, hani bir de Avrupa'da satılanlar var. Ben bu Avrupa'da satılanlardan yapacağım. Firma sahibi dedi ki, ya dedi, bundan para mı kazanılır dedi. Dedim bir deneyelim o zaman dedim. Ve bir yıl uğraştım. Yurt dışına gittim geldim. Ürünü tanıttım. Fuarlara katıldım falan. Şu an 17 ülkeye ihracat yapıyor. 9 kişi çalışıyordu fabrikada. Şu an 70 kişi çalışıyor. Bu tamamen bir cesaret meselesidir. Yani bu fabrika bu halde bırakıp yeniden fabrika kurabiliriz. Hiç önemli değil. Yeniden başka bir şey kurabiliriz. Yani bu cesaretle ilgilidir. İşte
Müteşebbis dediğimiz, yani mesela devlet bunlara para ödüyor. Mesela sen bir işe kalkıştın, sana karşılıksız 300 bin lira ödüyor. Belki şimdi artmıştır, bilmiyorum. Yani devlet yanında 3 kişi 5 kişi çalıştığı zaman senin 1 yıllık sigortanı devlet ödüyor. Yani ama sen diyorsun ki boş ver ya, ben memur olayım, polis olayım, öğretmen olayım, işte hemşire olayım, doktor olayım. Aylık maaşımı alayım, akşam eve gideyim, televizyonumu izleyeyim. Arayış nerede kaldı? Hani hakikat arayışı, hani Muhammedi? Ha, namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Sonra buradaki gibi öldükten sonra da orada da devlet memuru olacağını düşünüyorsun, değil mi? Yani sistem böyle çalışmıyor işte. Yani nasıl yaşıyorsan öyle öleceksin, nasıl ölürsen öyle doğacaksın diye ayet var. Yani bu dünyada ama olanlar öbür dünyada da amadır diye ayet var. Peygamberler bu dünyada yaşarken onlar yeryüzüne bir rahmet, bir ışık, bir insanların yol göstericisiydi. İnanın bana, peygamberler öldükten sonra o ışıkların hepsi söndü. Ondan sonra devam edenlerin çoğu bu yola devam edebilmek için ne yaptılar? Peygamberlerin yolundan değil, kurallarla, şekillerle, verdikleri uygulamalarla bunu devam ettirmeye çalıştılar. Bu sefer herkes kendine göre kurallar koymaya başladı. Hazreti Muhammed'in eğitimi Muhammedi eğitimi ve bir tanedir. Ama ondan sonra işte Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii falan diyerekten bir sürü kurallar kondu. Soruyoruz, sen ne hangi mezheptensin? Ben diyoruz Sunniyim. Sunni ne demek? Bilmiyorum. Peki Sunni'nin mezhebinin üstadı kim? Yani Hanefi. Hanefi Hazretlerinin okudun mu? Hanefi ne kuralları nelerdir? Bilmiyorum. Ölüsün çünkü. Yani sadece diyorsun ki işte eşhedü en la ilahe illallah, yalancısın. Yani ben şahidim ki Allah'ın varlığına ve birliğine, orada da yalancısın. Ve o zaman ne kaldı geriye? Hiçbir şey. Yani ot geliyorsun, ot gidiyorsun. Burada bir cesaret edip ya, bütün derslerimizde şunu söyledim. Ya bir adım at ya. Başka bir şey yok. Bir adım at. Adım. Korkma. Hani bizim İstiklal Marşımız bile korkmayla başlıyor yani. Hani artık cesaret edip uçurumdan atlamanı da istemiyorum ama korkmamanı istiyorum hani. Biz daima korkaklar daima başkalarını takip eder. Başkalarını alkışlar. Başkalarının cesaretini alkışlar. Kendisi yok yok. Ben onun kölesi olurum. Ben onun poposundaki kıl olurum. Ben onun bilmem neyinin nesi olurum. Yani hiçbir zaman kendindeki yani Eren'i, Evliya'yı, Veli'yi görmezsin. Yani sende yoksa zaten nedir? Yani bütün alem sende gizlidir. 18 bin alem, 4 büyük melek, cennet, cehennem sende gizlidir. Şeytan da midende oturuyor. Allah da sana şah damarından yakın. Aa, hepsi bendeymiş. Sen niye başkasının arkasından gidiyorsun? Sen Peygamber Efendimiz'in arkasından gitsene. Onun sünnetine uysana. Yani onun cesaretini yapsana. Onun görünmezliğine bürünsene. Yani Peygamber Efendimiz meşhur biri değil ki. Tanınmış biri de değil. Ünlü biri de değil. Öyle biri yok. Yani öyle bir benliğini ortaya koymuş biri de değil. Bir tane resmi yok. Bir tane sakın demiş, benim ağzımdan çıkan sözleri de not etmeyin diye tembih etmiş sıkı sıkı. Yahudiler 5.000'den fazla, 500.000'den fazla hadisi şerif üreterek insanları Müslümanlıktan çıkartmışlar. Yani ve başka türlü Kur'an'ı değiştiremedikleri için. Ve biz başkalarını takip ettikçe, başkalarını dinledikçe, başkalarının koyduğu kurallara uydukça asla cesaretli olamayız. Hata yapmaktan korkma. Hatanın mutlaka telafisi vardır. Yani
Derler ya, zararın neresinden dönersen kârdır diye. Ne kâr vardır, ne zarar vardır. Sadece tecrübe vardır. Yani insanlar çocukluğundan sonra zekalarını körelttiğimiz için, onların zekalarını yok ettiğimiz için kendi zekalarına güvenmiyorlar. Hep başkalarının zekalarını konuşurlar. Birçok eğitim başkalarının eğitimidir. Yani buradaki eğitimde diyorlar ki, hocam burada hangi tekniği kullanıyorsun? Kendi tekniği mi? E bunu nereden öğrendin? Kendim öğrendim. Bunu işte Uzak Doğu'daki tabii onları da izledim. Oradaki aldığım bilgiler, burada aldığım bilgiler, buradaki ustalardan gördüğüm bilgiler, ama hepsini bir kenara koyup kendi tekniğim. Giderken format atılıp 0 kilobayt bir beyinle gidiyor musun? Gidiyorsun. O zaman bana teknik sorma yani. Beni aktarmış olduğum bilgi, eğitim vesaire herhangi bir yerde ne kayıtlıdır ne de hiç herhangi bir kitapta aktarılmıştır. Bir insan bulunduğu ülkenin kurallarına, dini kurallarına, toplumsal kurallara, ahlaksal kurallara sorgulamadan uyarak devam ediyorsa o toplumu köleleştirmek çok kolaydır. Şu an dünya tamamen köle toplumu. Hani çok zengin insanlar da bu özgür insanların köleleridir. Hani özgür insanlar dediğimiz, yani uyanmış, aydınlanmış, farkındalığı artmış insanların, onlar bu toplumu yönetirler. Bu toplumda bir korkaklar, bir de cesaretliler vardır. Bu toplumda bir avlar, bir de avcılar vardır. Bu toplumda bir uyanmışlar, bir de uyuyanlar vardır. Bu toplumda bir iyiler, bir de kötüler vardır. Bu toplum siyah ve beyazın kavgasıdır. Yani dünya hayatını meleklere sorduğumda dedim, biz neden bu kadar geç öğrendik hakikati? Yani melekler şunu söyledi. Burası üç boyutlu bir alem. Allah tarafından yaratılmış, madde, mekan, zamana bağlı. Zaman da Allah tarafından yaratılmıştır. Madde de Allah tarafından yaratılmıştır. Ve maddelerden de mekan yaratılmıştır. Yani bu madde, mekan, zamana bağlı üç boyutlu bu okulda siz eğitim görüyorsunuz dualiteyle. İkilik olmasaydı bu eğitimi alamazdınız. Ama ikiliği birlemeye başladığınızda beşinci boyuta geçmeyi hak edersiniz. Yani ikiliği birlediğiniz zaman, buna Peygamber Efendimiz ısrarla tevhid ehli, tasavvuf ehli, fark ehli diye anlatmaya çalışmıştır. Ama biz bunları asla araştırmamışızdır. Yani ikilik yok, birlik var. Yalnız bunda dirlik var. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyerekten tevhid ilmini aktarmadığımız müddetçe, ya ikiliği bir etmediğimiz müddetçe beşinci boyuta geçme şansımız, ya da boğaz çakrasına geçme şansımız, ya da bu et bedenden, kemik bedenden, ot bedenden, hayvan bedenden kurtulma şansımız yok. İnsan, korkak insanlar, cesareti olmayan insanlar sürekli dışarıdaki insanlardan şikayet ederek yaşarlar. Kendileri çok iyi ama haksızlığa uğramıştır. Geçmişte kayınvalidesi, müdürü, öğretmeni, annesi, babası sürekli, mesela bunları da ticarete çeviren insanlar vardır. İşte regresyon, geçmiş yaşam temizliği. Yani bu tip çalışmaların hepsi ücretlerini, yani senin sürekli anlattığın için, artık kurtulamadığın için, yani sürekli işte geçmiş yaşamı düşündüğün için, geçmişle yaşadığın için, anda kalamadığın için, bunun da tabii birçok spiritüel öğretmenler fırsata çevirmiştir. İşte regresyon çalışması var, geçmiş yaşam temizlik çalışması var, anneni babanı işte affetme çalışması var diyerekten yüzlerce insanları ve maalesef
Bu insanlar da onlara o paraları ödeyip geçmişi temizlediklerini zannediyorlar. Aile dizilimi, anne babadan kalıntılar. Bunların hepsi sizin bir tuzağın içine çekilmenizdir. Cesaret. Siz bu korkaklıkta olduğunuz müddetçe bu tip tuzaklara sürekli düşersiniz. Ay çok iyi geldi. Gittim var ya aile diziliminde falan. Yani yok öyle bir şey. Yani senin önemli olan senin adım atman. Senin gideceğin tek bir yer var. Adım atman. Korkmaman. Korkma. Sönmez bu şafaklarda süzülen alsancak. Burada aktarılan bilgi korkmamanla ilgili. Korkma sönmez bu şafaklarda. Alsancağımızın altında, ay ve yıldızın altında, kırmızının altında biz korkmamayı öğrenmek zorundayız. Yani biz cesaretimizi toplamak zorundayız. Neden korkutuyorlar? Gelecek kaygı ve korkularından. Size bir maaş ödüyorlar. Size çok yüksek maaşlar ödüyorlar. Yeter ki diyorlar bu tasmayı tak. Yeter ki bize biat et. İnsana biat etmek için uğraştırılıyor. Ve ego korkaktır arkadaşlar. Evet. İnsan maalesef sözlerle insanlara faydalı olamıyor. Ama son gelen arkadaş grubumuzda, eğitim grubumuzda karanlıktan korkan, uçurumdan korkan ve gelecek kaygı ve korkular olan bugüne kadar geceleri hep korkarak uyuyan kişiler burada giderlerken bebekler gibi uyuduk hocam. Nasıl bir hiç sanki yıllardır uyumamışız diyerekten gittikler. Artık dedim ki bundan sonraki yükleme size ait. Ne yüklerseniz kendinize bundan sonraki hayatınız tamamen değişecektir. Tamamen farklı bir hale geleceksiniz. Biz bardağı boşalttık. Ama doldurmak için bizim o kadar çok vaktimiz yok. Zaten 3 günlük bir çalışma buradaki çalışmalar. Evet. Cesareti bu kadar anlatabildim. Kısa bir süre içerisinde. Bütün eski aşram videolarını açtığınızda sürekli adım at. Ne olur adım at. Ne olur bir adım atarsan Allah sana 10 adım atacaktır diyerekten ayet var diye ama biz çocuklarımızı ve kendimizi sürekli ne yaptık? Hem kendi korkaklığımızı çocuklarımıza yükledik hem de korkak bir toplum ortaya çıkarttık. Hepinize iyi günler diliyorum. Güzel bir hafta başlangıcı olsun inşallah. Cesaret dolu içindeki rehber açığa çıkar. Dışarıda kimse yok. Hani siz her zaman şunu unutmayın. Dışarıda ben yokum. Eğer benim anlattıklarım sizin içinizde çiçek açıyorsa o sizsiniz. Siz uçarsanız, siz mutlu olursanız, YouTube'da yorumları okuduğumda mutlu oluyorum. Şöyle, yani hocam işte sizin anlattıklarınızla hayatım değişti. Hocam sizin öğretilerinizle işte bütün korkularımı yendi. O zaman ben çok mutlu oluyorum yani.
İşte hocam işte siz harikasınız falan. Ben orada mutlu olmuyorum. Benim yaptığım hiçbir şey seni ilgilendirmiyor. Yani benim yaşantım ya da benim cesaretim bir kuruşum yok. Buraya bir tane kocaman da ev yaptım. Hiçbir kuruşum yok. Mesela işte ilk buraya geldim. Buradaki araziyi aldım. Ev yapıyorum. Orman izin vermedi yani. Herkes köylerde ki abi çok cesaretlisin. Buraya temelli bir ev yapmak. İnan dediler 40 bin lira cezası var. Hani o zamanın parasıyla ben 15 bin liraya ustaya para vermişim. 40 bin lira verecek halim yok zaten. Hani dedim ki yapın siz. Keserlerse kessinler yani. Ceza yazacaklarsa yazsınlar. Hani tapulu arazi ama orman sana ruhsat vermiyor içeriye ev yapmaya. Ben şu an ikinci evi yaptım yani. Ha bu kaçak vesaire falan değil. Her şey tamamen kanunlara uygun çalışıyorum yani. Hani cesaret ol, elinde silah. Öyle bir şey değil. Silahı olan da korkaktır yani. Biz orman içine girdiğimizde elimizde silahla girmiyoruz yani. Mümkün olduğunca hayvan nasılsa ormana girince hayvan oluyoruz ki kimse görmesin, kimse anlamasın. Kimliğimiz görünmüyor böyle üstümüz başımız. Yani nasıl böyle askerin kamuflajla ormana girip kimse görmediği öyle şekilde giriyoruz. Onu öldür, bunu döv, ağzını burnunu kır. Bu cesaret değildir, bu korkaklıktır yani. Evet. Burayı zaten herkes açık değil. Yani 7 kişiden fazla almıyoruz. Hani geliyorlar bazen bakıyorum geri gönderiyorum. Uygun değilsiniz diyorum. Bazen işte hiçbir böyle sadece burada dinlemiş çıkıp geliyorlar. Diyorum ki hiç videomu izlediniz mi? İzlemedik. Uygun değilsiniz diyorum. Yani çünkü burası sıradan bir yer değil ki. Abuk sabuk yani. Saçma sapan. Yani gelen arkadaşlar da yani gelince gülmeye başlıyorlar. Gidinceye kadar hala gülüyorlar. 3 gündür kahkahadan gülmekten sakın diyorum dışarıda anlatmayın. Hoca devamlı bizi güldürdü. Nasrettin Hoca gibi biri. Yani durmadan eğitimi güldürerek yapıyor. Yani evde de gülersiniz. Yani boşu boşuna oraya gitmeyin diye anlatırsınız diyorum. Bizim hayatımız burada tamamen geldiklerinden gidinceye kadar keyifli, neşeli, huzurlu, mutlu. Yani buradan gidince onlar gidince biz bile burada boşluk hissediyoruz yani. Hani herkes arabasına binip gitti. Gidince bir 24 saat kendimize gelemiyoruz. Ha böyle bir insanın için bir anda bomboş olur ya öyle bir şey yaşıyoruz yani. Evet. Cesaret meselesi yani. Burası 1100 metrede. Hani buraya gelmek cesarettir. Adam Almanya'dan geliyor. İşte Edirne'den geliyor. Edirne'den geçenlerde Rize'den gelmiş. 20 saat otobüs yolculuğu yapmış. Sonra bir servise binmiş. Sonra ikinci servise binmiş. Buraya geldiğinde pert olmuştu yani. Yani dedi ki ya dedi böyle bir yolculuk olduğunu bilsem gelmezdim dedi. Niye dedim? Yani dedi işte size gelmek ne kadar zormuş. Siz bana gelmediniz ki kendinize geldiniz dedim. Giderken diyor ki vallahi diyor bir 22 saat daha yolculuk olsa gene diyor 22 saat yolculuk yaparım. Neden? Çünkü kendine geldi. Bana gelmedi ki. Benimle işi yok kimsenin. Kendine gelirsin. Nereye gidersen git. Eğer Allah'a yolunda, kendini tanıma yolunda bir yolculuk yapıyorsan kendine gelirsin. Evet. Sizinle sohbet etmek de güzeldi Özlem Hanım. İyi günler. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Aşram evinde Instagram ve YouTube'dan görebilirsiniz arkadaşlar. Bu Temmuz ayı içerisinde çok programım olmayacak zaten. Ağustos'un ilk haftasında devam edeceğiz. Ama zaten hemen doluyor. Yer bulmak çok zor. Yani daha doğrusu bir seçici olduğumuz için yani herkesi kabul etmiyoruz buraya. Yani İşte ben geleyim orada. Burası 5 yıldızlı otel değil. Burası bir eğitim yeri. Burası bir bilgelerin gelip oturup
bir meditasyon merkezi. Burada rahat, huzurlu, mutlu, keyifli bir 3 gün geçiriyorsunuz. Ondan sonra o arada da ufak tefek formatlarınızı atıyoruz. Burada ölüyoruz, öldürüyoruz, dövüyoruz. Yani dövüyoruz. Yani diyoruz ki arkadaş, yani sen hiç dayak yememişsin galiba hayatında falan diye. Teşekkürler Hatun Hanım. Yani. Evet. Buraya geldikten sonra herkes diyor ki biz Ağustos'ta bir daha geleceğiz, yer var mı? Hani evet Oya Hanım, muhteşem bir yer. Oya Hanım önümüzdeki hafta gelecekti. Bakalım, hani programımız uygun olmayabilir, seyahate çıkacağız çünkü. Evet, herkese güzel bir hafta diliyorum. Farkındalıkla dolu, huzurla dolu, mutlu ve sağlıklı olalım, huzurlu ve güçlü olalım, varlıklı ve zengin olalım, kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım. İç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım. Sevgi ve sevinç içerisinde kendilerine göz kulak olanlardan olalım. Burada her gün evrene dua ediyoruz. Bütün aleme hayırı için dua ediyoruz. Senin hakkın öldü, öldü. O hakkı geçenlerde kaldırdık, haberin yok. Cenaze namazını da kıldık. İşte ilahilerle götürdük, gömdük. Yani şimdi insanlarda şey vardır. Allah'a gitmek, işte hacca gitmek, Allah'ı aramak. Hacca gidince Allah'ı bulamazsın. Yani ama buraya geleceğine, tatile gidiyorsan işte gerek yok, burası sana uygun değildir. Yani sen işte bir hafta tatilim var zaten, onu da deniz kenarına geçiriyorum diyorsan burası sana uygun değildir. Yani burası öyle bir yer değildir. Biz de zaten öyle biri değiliz. Yani arayanların, kendine gelmek isteyenlerin, kendini bulmak isteyenlerin, kendini tanımak isteyenlerin yeri. Böyle eğlence yeri, 5 yıldızlı otel. Burada gelim, keyif yapayım, işte orman falan. O zaman böyle bir sürü orman kampı var. Oraya gidip orada kalmanız gerekecek. Arayış böyle yarım yamalık. Yani hep bizim bir hocamız vardı, yarım hamile kalınmaz derdi yani. Yarım o hamile kalınmaz. Ya bu yoldasındır ya da değilsindir. Hepinize iyi tatiller. Pardon. Yılbaşı şey ya, yaz ya. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.